kavramlardan bahsediyorsunuz. Biraz içi boşaltılan kavramların tekrar için doldurmak gerekiyormuş gibi anlıyorum ben buradan. Yani zaten onlar dolu da görülmüyor. Ya da kullanımı olarak yani, tabii, pratik hayattaki kullanımı olarak. Tabii. Doğru, onlar yani, değişmiyorlar, biz onları değiştiriyoruz. İnsan hakları iyi bir şeydir diye düşünülüyor. Ama nedir? Camus'un çok güzel bir cümlesi var. Ben etik kitabımın başına koydum. Ve iyi isteme aydınlanmamışsa kötü isteme kadar zarar verebilir. Bu da şey, yani ben de etik değer bilgisiyle diye ekliyorum buna. Hani bilgi çok önemli. Böyle ezbere etik yaşayamayız. Ne kadar istesek de bazen kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz. Nitekim bu, hep anlatırım bunu, hep gündeme getiririm. Kant'ın bize gösterdiği son derece önemli bir fark var, bir ayrım yapıyor. Bir şeyi ödevden dolayı yapmak, gerektiği için yapmak ya da ödeve uygun yapmak. Yani aynı şey yapılıyor. Onun hep meşhur bir bakkal örneği var diyor. İkisi de kimseyi kandırmadan mal satıyor. 5 kuruş, kuruş ben uyduruyorum tabii, para fazla almıyor. Ama bunun için yapıyor. Çünkü eğer bunun farkına varılırsa müşterisini kaybedecek. İşte böyle şeyleri o zaman görmeye başlıyoruz. Ve bunları ne kadar erken yaştan görebilirsek o kadar benimseme olasılığı yüksek oluyor. Bunları bilmek de yetmiyor. Bildiğimiz halde bazı şeyleri yapmıyoruz. Ama bilince de bazı insanlar da yapıyor. Hani gerçi insanlar genellikle kendilerinin yapamadıklarını mümkün de görmüyor ama öyle bir imkan da var. Çokça şeyden bahsettiniz. Yapamadığını mümkün görmemek hiçbir zaman yapamayacağı anlamına gelmiyor dediniz. Bilgi dediniz ama hemen arkasına etiği de eklediniz. Kant'ın ahlak felsefesinden bahsettiniz. Aman aman ahlak felsefesinden bahsetmedim. Kant'ın ödevden dolayı ve... Yani ben ahlak felsefesi terimine, kullandığınız terime itiraz ediyorum. Siz genel olarak felsefenin başına bir takım sıfatlar gelmesine itiraz ediyorsunuz sanırım. Sadece böyle bir sıfat değil de, diyorum, ideolojik bir ya da inançla ilgili bir sıfat gelmesine de itiraz ediyorsunuz herhalde. Tabii. Yani o zaman bilgi olmaktan çıkıyor. Biraz buraları açalım. Çünkü Aralık 23'te yayınladığınız insan hakları bülteninde tam olarak bu örnekten bahsediyorsunuz. Tabii ki çok özel bir gün. Bugün böyle daha güzel konuları konuşmak arzu ederim ama bir yandan da işte önce Ukrayna'da başlayan, sonra Filistin'e devam eden savaş durumları, insan hakları ihlalleri. Savaş olduğu yerde artık orada insan hakları bitiyor, yok. O ilk emri veren çok dikkatli olmalı. Orada şeyden bahsediyorsunuz. Yazınızın ismi de sanırım Keskin Buyruk mu? Kesin. Kesin Buyruk mu yoksa alt yazmıştım şurada bir yere. Çok affedersiniz, onu bulacağım şimdi. Altın Kural mı, Keskin Buyruk mu diye bahsetmiştiniz. Altın Kural nedir biliyorsunuz tabii, bir hatırlatalım. Sizi söyleyin. Yok, buyurun siz söyleyin lütfen, konumuz. Sana yapılmasını istemediğin, sen de kimseye yapma. Bu işin bir tarafında kalıyor. Ama beni yapmasını isteyebilirim. Olmayacak bir şey de yapılmasını bana isteyebilirim. Yani bir şey demek değil. Hani bu Kant'ın dediği ödeve uyguna bağlayabiliriz. Bana hiç yapılmasa, bildiğim halde hiç yapılmayacağını da bilsem, kimse işkence yapmam. Sen de yapmasın herhalde. Öyle. Genel olarak Filistin'de yaşadıklarımıza, Ukrayna'da yaşayanlara o yazının sonunda bir de böyle bakmaya ne dersiniz diye bir soruyla bitiriyorsunuz. Evet. Yani nelerin yapılmaması gerekiyor ve yapılıyor? Olay analizi tabii ve olay değerlendirmesi zor. Belki hayatımızda en işe yarayacak olan
şeylerden biri doğru değerlendirme yapmayı öğrenmektir. Ama öğrenemiyoruz, hep ezbere değerlendiriyoruz. Kafamıza sokulanlarla değerlendiriyoruz. Biraz önce ideolojik bir ilkeyle yapıyoruz ya da dinsel bir ilkeyle yapıyoruz ya da çıkarımıza göre yapıyoruz. İşte onlar doğru bir şeyin değerini, onun bir özelliği olan değerini görmemize götüremiyor. Bildiğin zaman bile her zaman beceremiyorsun. Bu veri eksikliğinden dolayı ben de beceremiyorum. Yayak alıyorum ama o zaman da çok dikkatli oluyorsun. Benim anladığım şekil yanlış da olabilir düşünerek adımını ona göre atıyorsun. Bilgiyle ilgili konuyu etikten bağımsız düşündüğümüz bilgi zaman... Bilgi derken de tabii Türkçe'de birazcık tehlikeli bir kelime. Çünkü enformasyona da bilgi diyoruz. Enformasyon ikinci elden bilgidir. Ben birinci elden senin görüp ortaya koyduğum bilgi kastediyorum. Doğrudan doğruya bildiğim, senin kendin bildiğin bir şeyi. Birinin yardımıyla ya da tek başına olabilir ama senin kendin edindiğin bir bilgi. Onu da yanlış anlayabiliriz ama bu bizim yanlışlığımız olur herhalde. İkinci elden bir yanlışlık başka birinin tabii, yanlışlığını taşımak olur. Tabii. Hiç olmasa kendi yanlışımızı söyleriz. Bugün o karıştırılan dediğiniz enformasyon ve bilgiye ulaşmak da bilgi teknolojilerinden dolayı, genel olarak teknolojiden dolayı çok kolay. Kolaymış gibi görünüyor aslında. İşte dijital medya, sosyal medya, internetin hızlıca kullanılma. Ama uydurmaları da yaymak çok kolay. Tam olarak bunu soracaktım. Uydurmaları yaymak da. Ve o zaman hiç onu silinceye kadar sen uğraş uğraş hiçbir şey olmaz. O yayılır. Çok dikkatli olmak gerektiği aslında bu sebeple lazım gelir. Yani bu olmayan bir şey, yalan bir şey yaymak kendi kendimize saygısızlıktır önce. Başkalarından önce kendi kendimize saygısızlık. Kendimizi sahtekar yapıyoruz. Değer. Bu değer eğitimi konusunda biraz kaldım. Değersiz bilgi, yani etik olmadan, değer olmadan bilginin zarar verebileceği. Yani beraber olmadan. Yani çünkü bütün bilgilerimiz değerle ilgili değil ama o bilgileri ortaya koyan veya kullananın değer bilgisi yoksa tehlikeli olabilir bütün bilgiler. Görüyoruz. Hele hele bilimsel bilgiler daha da kolay. O yeni bir şey, bir buluş yapmak insanları sarhoş ediyor. Güzel güzel ama o değer bilgisiyle etik gitmediği zaman işte görüyoruz. Örneklerini yaşadık. Yaşıyoruz 20. yüzyılda, epey örneğini yaşadık. Teknolojiler, gelişmeler bizleri daha fazla çatışma ortamına yakınlaştırmış oldu. Ya hayır, bir taraftan hayatımızı kolaylaştırıyor ama bir taraftan sahtekarlığı da kolaylaştırıyor. Normalde dairenin iki tarafına doğru yayılmaması gerekiyor aslında. Şimdi bakın, dolandırıcılar, aman ne kadar çok yayıldı son yıllarda bize. Olur olmaz telefonlar geliyor, ediliyor. Ve kimse savaşamıyor bunlarla. Savaşılabilir tabii. Ödevden dolayı meselesinde de, yani herhangi bir şeyle ilgili bir davranışta bulunacağımız zaman da, bu bizim beynimizin de biraz kaygılı olmasıyla alakalı sanırım. Çünkü hep bir gelecek kaygısı, hep bir sonrasında başımıza ne gelecek, bunun bana artısı ne olur, eksisi ne olur. Bazı durumları böyle çok kolay, yüzeysel değerlendirip geçebiliyoruz. Bazı durumları da böyle o iki bakkal örneğinde olduğu gibi, ya da işte Kant'tan verdiğiniz örnek gibi, önünü arkasını fazlaca düşünerek hareket ettiğimiz için niteliğini yitiriyor. Hayır, bu Kant'ın bu sözü, yani o fikir, tedbirsizliği gerektirmiyor. Ama tedbir almak başka bir şeydir. Yani başkaları... Biraz daha kendimi daha net ifade edeyim. Bunu yaparsam para kaybederim. Para kaybetme sonrasıyla alakalı bir şey. Orada durman gerekiyor. Tabii. Yani eylemin kendisi önemli olan. Tabii. Sen onu
doğru olduğunu bildiğin için yapıyorsun. Kendimle, başkasıyla ilişkimizden önce kendimle ilişkimiz düzgün olmak istiyorsak öyle oluyor. Yoksa insanlar en fazla kendileriyle didişiyor. Neden? Neden? Çünkü bir taraftan bir şeyi yapmaması gerektiğini biliyor ama yapıyor yine. Her ne kadar postmodernin bize her şeyin eşdeğer olduğu düşüncesine götürdü. İyice kazıdı kafalarda. Her şey eşdeğer. Anything goes, ne olsa olur. Hayır, her şey eşdeğer değildir. Bunun çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Her şey eşdeğer değildir. Yani eylemi gerçekleştirdikten sonra aslında onunla vedalaşmıyor. Kendi içinde o kararla mücadele etmeye, çatışmaya devam ediyor. Birçoğu, yani herkes öyle yapıyor demek değil ama birçoğu da öyle yapıyor. Bir kendini de yiyor. Niye mesela karısını öldürüyor, arkadan kendini de intihar ediyor. Kendini tutamıyor, kendiyle hesaplaşamıyor. Bir an parlıyor, ondan sonra kendini de yok ediyor. Bir örnek hatırlıyorum kitaplarınızdan birinden. Sanırım cinayet masasında çalışan bir öğrenciniz anlatıyor size. Diyor ki, bu tür vakalarda o anı hatırlamıyorum, ne yaptığımı hatırlamıyorum diyor birçoğu. Evet, evet, polis öğrencim söylemişti. Birçoğu böyle bu cevabı veriyor. Nasıl oluyor bilemiyorum tabii. Demek ki oluyor. Kendini tutamamakla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Ama unutma noktası için söylüyorum. Kendini tutamaması, evet, ama o anı hatırlamıyorum demesini anlayamıyorum tabii ama demek ki olabiliyor, bilemiyorum. Kendini tutma konusunu, bunu şeye de bağlayabilirim tabii. Bir örnek vardı, çocukluğunuzla ilgili size istediğiniz şeyleri almazlarmış. Ertesi gün babanız getirmiş. Siz de bunu Aristoteles'e bağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki insan bunu öğrenir. Kendisini tutmayı öğrenir. Tekrar tekrar yapar bunu ve ondan sonra bu alışkanlık haline gelir diyorsunuz. Doğal hale geliyor. Bu aslında biraz onunla mı alakalı? Yani çünkü sonrasında hatırlayamayacağımız kadar kötü bir eylemde bulunuyorsak, kendimizi tutamıyorsak. Bilemiyorum. Burada galiba psikanalizin sözü söz konusu. Ben bilemiyorum, bir şey diyemem. Evet. Yani hakkım yok konuşmaya o noktada. Benim alanımla ilgili değil diyorsunuz. Ya alanımla ilgili değil, bir şey göremedim. Yani belki orada bir şey görmek için gerekli bilgi, enformasyonum yok.